Evet arkadaşlar, bir Kaptan Murat Adamı videosundan da herkese merhaba. Nihayet sezon sonunda şöyle bir 3-5 günlük bir yerlere kaçabiliyoruz. Şimdi benim sevgili eşim, ikinci kaptanımız Müjde, burada buzları, yemekleri, erzakları yerleştiriyor. Ben de şu anda limandan çıkıyorum. Bugün tabi bizim kuçuları da bıraktığımız için köpek oteline falan vesaire. Böyle bayağı aslında geç bir saatte çıktık. Biz daha erken çıkmayı bekliyorduk ama maalesef ki geç bir saate kaldık. Ama olsun, ilk durağımız Çökertme olacak. Ondan sonra şimdi sırasıyla önce Orak Adası, ondan sonra Mazı, daha sonra Çökertme. Çökertme'de bu akşam geceledikten sonra yarın Okluköy'üne geçeceğiz. İşte Langöz, Yedi Adalar vesaire falan filan. Sonra tekrardan 3 gün sonra tekrar buraya geri dönmeye başlayacağız. 3 gün içinde tekrardan bulunduğumuz yere geri dönmemiz lazım. Çünkü burada işler var yine. Bu sene birazcık iş yoğunluğundan dolayı fazla böyle uzun uzun seyahatlere çıkamadık. Ama yine de şu anda 14 Ekim'deyiz. Ve 14 Ekim'de hava böyle güzel, fıstık gibi. Biz de teknemizle Gökova'ya doğru yelken açacağız birazdan. Konuşuyorum şu anda. Evet, bugün gezimize başlıyoruz. Bir takım alışverişler yaptık. Şimdi ben onları yerleştireceğim. Bir de buraya gelirken ne gördük ki? Motorun benzini bitmiş. Murat o yüzden beni tekneye bıraktı. Eşyaları yerleştirebilmem için. Ben şimdi burada eşyaları yerleştirirken o buz ve benzin almaya gitti. Evet. Şu anda her yerde. Hadi bakalım. Hem Miço hem ikinci kaptan olmak kolay değil tabi. İş başa düştü. Evet bunlar. Yani toplam kaç gün kalacağız ama işte o da lazım olur veya bu da lazım olur şeklinde aldığım şeyler. Ay. Evet, bu şu bizim yelken korumamız. La Sirena'nın yelken koruması ve bunu oy. Şimdilik yani çok acil bir şekilde çıkmamız gerektiğinden dolayı şimdilik buraya atıyorum. Yuvarlanmadan ineceğim aşağıya. Evet, bu bir cambaz gösterisine döndü ama oley, başardım. Evet. Huhu. Aman tanrım. Bunlar da mutfak malzemeleri. Evet, şunu göstermeden geçemeyeceğim ya, bunu göstermek zorundayım. Ay çok sıcak bu arada arkadaşlar ya. Modum gerçekten İstanbul'da üşüyor arkadaşlarım ama bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Ya bu kızartma yapacakmışız. Murat gitti, dedik ki silikon maşa alalım. Yok, kaptanımız gitti mangal maşası aldı, mangal. Yani resmen bunu hani havuzluktan mutfağa uzatabilirsin yani, öyle bir şey. Neyse, kendi bilir. Aa. Oh my god. Ve tabii ki sizler için ne getirdik? Laptop. Çünkü burada gezilerimizi kaydedeceğiz, buraya atacağız sizlere yayın yapabilmek için. Aa, başka ne var? Ya evet. Ben şimdi o telaş içerisinde, ya insan motosiklette bırakır değil mi kaskını? Yok. Ben kafamda kaskla gelmişim böyle. Böyle tekneye yürümüşüm bu sıcakta. Bunu da fark ettim şu anda. Neyse, bu şimdilik burada dursun. Evet. Allah'ım, nasıl olacak bu işler?
Ben şimdi burayı yerleştireceğim. Çok öpüyorum Lestrena'dan sizleri. Murat Kaptan geldiği zaman kayda devam edeceğiz. Takipte kalın. Sevgiler. Valla hem motorla itiyorum hem de çift yelken açık şu anda. Ama yine de 4.9 falan gidiyoruz aşağı yukarı. Müjde burada yemek yiyor. Biz şu anda Karaada'yı bitirmek üzereyiz. Ondan sonra yaklaşık 20 dakikadır seyirdeyiz. Orası bu taraf içmeler. Orası burada gördüğünüz gibi yine bir doğa katliamı bir otel yapılıyor. Yani güzel bir manzaranın içine yapan bir otel daha yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Orak Adası'nın yakınlarındayız. Hem motor hem de çift yelkenle beraber aşağı yukarı stabil 5.6 arası gidip geliyoruz. En azından hızlı bir şekilde Orak Adası'na varmış olduk yaklaşık 1 saatte. Evet arkadaşlar, şu anda tam Orak Adası'ndayız. Gümbet'ten yola çıkalı benim için şu anda tam 1,5 saat oldu. Hayatımda ilk defa 1,5 saatte Gümbet'ten Orak Adası'na geliyorum vallahi. Bu tabii benim için iyi bir başarı. Şu anda motor yok. Sadece 4.4-4.5 falan aşağı yukarı böyle bir deniz mili yapıyorum. Ondan sonra yani bu gidişle ben aşağı yukarı hani 1,5-2 saate kadar çökertmeye varırım gibi gözüküyor. Öyle giderse. Rüzgar arkadan geliyor. Vallahi şahane bir yolculuk işte.
Evet arkadaşlar, hepinize Gökova'dan merhaba. Sabah çıktığımız yolculuğumuzda şu anda Mazı'ya kadar geldik. Gümbet'ten çıktık. Şu arkada Mazı'yı görüyorsunuz şu anda, aşağı Mazı tarafı. Bu tarafta da gördüğünüz gibi Orak Adası kaldı ve önümüzde de şu anda rotamız üzerinde çökertme var. Bu akşam çökertmede geceleyeceğiz, dinleneceğiz, suyumuzu tamamlayacağız, oradan iskeleden elektrik alacağız, çökertme kebabımızı yiyeceğiz, rakımızı içeceğiz. Sabah kahvaltı yaparken bir yandan da yelkenimizi açacağız ve Orak Adası'na gideceğiz. Pardon, Okluk Koyu'na gideceğiz. Ve oraları da çekeceğim sizler için. Şimdilik her şey güzel. Hafif bir rüzgar esiyor. Kupa seyri yapıyoruz ve aşağı yukarı 4.5 knot gibi bir hızla yolumuza devam ediyoruz. Hafif hafif arkadan dalgalar geliyor. Yani güzel bir seyir oluyor. Evet arkadaşlar, az sonra Çökertme Koyu'na gireceğiz ve hemen şu arkamda Mazı var ve güneşine yavaş yavaş batırıyoruz. Bir yandan güneşi batırıyoruz, bir yandan biramızı içiyoruz. Aşağı yukarı yarım saat sonra koyu olacak. Valla öyle bir ayarladım ki tam karanlık olmadan koya girmiş olacağım. Benim için süper olur. Evet arkadaşlar, hava tam böyle bir şöyle kararmaya tam başladı. Ben çökertmeye girdim ve şimdi tekneyi yan olarak bordaladık iskeleye. Şuraya usturmaçaları koyduk. Ya burası cennet tabii. Şimdi ben şimdi burayı göstereyim. Neredeyiz biz? Tekneyi de ne yaptık göstereyim. Burada diğer arkadaşların tekneleri var. Ve işte bu da bizim La Sirena'mız. Evet. Şuradan denizden geri gelerekten buraya yan olarak bordoladık. Hem de burası sadece 2 metre. Benim salma hayret hiç kurtardı. Şimdi şuraya geçip restoranda çökertme kebabımızı yiyeceğiz. Her zaman olduğu gibi rutin ritüel. Evet, çökertmeye yanaştıktan sonra şimdi içerideki durumu görüyoruz. İçeride müjdemiz. Oh, burada keyif yapılıyor bakıyorum. Müjdemiz burada uyumuş. Günaydın. Hadi günaydın. Geldik günaydın. Mi? Geldik. Geldik mi? Geldik. Hadi bakalım kalk. Ay yakmayın lambayı, yanıyorum. Işığım, yanıyorum. Vampir misin sen, yanıyorsun? Hadi kalk. Hadi kalk, geldik. Yanıyorum. Hadi bakalım. Yanıyorum. Evet. Her şey güzel. Ben şimdi dışarıdan elektrik alacağım. Evet arkadaşlar, çökertmeye geldik. Masamıza oturduk. Şimdi ben bir yorgunluk çayı içeceğim. Teknemiz şurada. Onu da yan olarak bordoladık. Şimdi keyfimize bakalım. Evet, anlat bakalım bize. Neredeyiz? Çökertmedeyiz. Harika bir müzik çalıyor. Süper dalga sesi var. Mükemmel bir ambiyansı var. Harika bir çökertme kebabı var. Ve Murat kaptanımız bizi buraya perfect getirdi. Ben biraz mutsuz. Şuradaki de Dolunay. Şimdi göstereyim. Şurada. Dolunay. Şurada güzel kıtır ekmeklerimiz. Evet, burası da Kaptan İbrahim Restoran. Şurada da teknemiz. La Sirena. Resulüm mürettebat yemek yiyor. Çökertme kebaplarımızı yedik. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Dalga seslerini dinliyoruz. Rehabilite oluyoruz. Çok keyifli. Böyle bir huzur, bir sükun içerisindeyiz. İstanbul'a dönmeden önceki son demlerimiz yani. Evet. İstanbul'a dönünce prodüksiyonlara devam yine, işlere güçlere.
şimdi güç topluyoruz. Güç topluyoruz. Ay sen de beni çek. Kaptan Murat adamı çekeyim. Ay çekeyim canım. Çek. Hadi ver. Ben de büyük ilk. Evet. Ben tabii yine acayip bir mutluluk içindeyim. Çünkü buraya Gümbet'ten 4 saatte gelebildim. Aşağı yukarı 5.2 ile 4.7 nat arasında falan hız yaptım. Hem motor kullandım yer yer hem de çift yelken kullandım ve Gümbet'ten buraya 4 saatte gelebildiğim için böyle bir mutlu oldum. Çünkü yarın da yolumuz var. Mutluyuz. Evet, gururluyuz. Daha önce efendim ben bu teknenin altını temizlemeden ve bu bakımları yapmadan önce buraya aşağı yukarı 7 saat geldim. Yani 7 saatlik bir yolculuğu 4 saatte düşününce... 7 saat sürmüyordu canım, lütfen. 5-6 saat sürüyordu. Yine 1 saat fark ettim. Olsun, 1 saat çok 7, uzun 7 bir süre. 7 sürüyordu abi. Buraya 7 saatte geldiğimi hatırlıyorum bir kez. Hatta dönerken bir gün 8 saatte döndüğümü hatırlıyorum. Çünkü rüzgar karşıdan geliyordu. Şimdi böyle 4 saatte gelince böyle çok hızlı gelmiş gibi oldum. Halbuki sadece yani 5 deniz mili hızla falan geliyoruz ama burası hesapladım 20 deniz mili. Canım kızım. Burası Gümbet'e 20 deniz miliymiş. 4 saatte buraya gelebildik. Yani bugün bir sürü iş yaptık. Canım kızım. Bugün bir sürü iş yaptık. Köpeklerimizi köpek oteline verdik, alışverişlerimizi yaptık, onu bunu yaptık falan derken saat 3'de çıkabildik ancak. Aslında planımız saat 8'de çıkmaktı. Sabah 8'de çıkacağımıza Müjde dedi ki bana, ya uyuyalım dedi, yolda şimdi uykumuz gelmesin. Nasıl sonra gittiğimiz zaman pek bir şey yapamayacağız. Uyandığımız zaman yaparız. İyi dedim ben de. Bence çekmiyor bizi. Kesin çekiyor. Bence kesin çekiyor. Bence ikimiz almıyor. Sadece ya beni alıyor ya seni alıyor. Bence ikimiz de alıyor. Ya da ikimizi de hiç almıyor. Başka bir yeri çekiyor. Evet. Çökertmeden çığlıktım ben Halil'im. Yarın sabah erkenden burada kahvaltı etmeyeceğiz. Çünkü o zaman geç kalıyoruz. Biz gözümüzü açıp demir alacağız. O futboluna devam edeceğiz. Planımız öyle çünkü hani ne kadar koy görürsek, gezersek o kadar bizim için iyi diye düşünüyoruz. Zamanımız yok yine her zamanki gibi. Evet. Perşembe günü yine iş var. Cuma günü yine iş var. Tabii, hatta Perşembe günü iki iş birden var. Yani yolu, köpek otelinde köpeklerimiz var. Onları da özleriz zaten. Özleriz çocuklarımızı. Yani o yüzden bu arada unuttum. Ne söyleyeceğimi unuttum. Hem ben şöyle bir şey var ki gidip teknenizde oturalım diyorum. Murat da burada oturalım diyor. Sen bu tarafa otur yanıma gel. Ayı seyret. Ay çok güzel. Dolunay var. Size çekmiştik. Ben de diyorum ki ya ben kendi teknemi seyrediyorum. Benim için çok daha güzel. Lestrenama bakıyorum. Zaten ambiyans oldu. Güzel. Burayı kayıtlardan. Tövbe estağfurullah, neyse. Yayınımıza zorunlu olarak ara vermek zorundayız. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. İyi geceler. O zaman hadi bakalım sen bize ne yaptığımızı söyle. Keyif yapıyoruz, sizi seyrediyoruz. Lestrina'da takılıyoruz. Ben bir mokayı var dedim.
Oradan sonra şimdi bakıyoruz, tıklıyoruz işte.